Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu videomuz biraz bekar kardeşlerime özel. Evlenmek için kısmet arayan. Ya buluyoruz ama bir türlü işi neticelendiremiyoruz Hüseyin kardeşim diyen. Ya acaba kısmetim mi bağlı falan? Kimseye bağlanamıyorum. Bir soğukluk var içimde. Yani arkadaşlarım beğeniyorlar. Ailem münasip görüyorlar. Ondan sonra gidiyoruz, konuşuyoruz, tanışıyoruz falan. Yok, bir soğukluk oluyor içimde. Başta bir ısınıyor gibi oluyorum. Sonra bir yerden bir şey oluyor, bir soğukluk geliyor. Vazgeçiyorum, bağlanamıyorum, inanamıyorum, güvenemiyorum kimseye diyenler. Acaba bana bir şey mi yapıldı? Benim kısmetim mi kapandı? Eyvah, bekar mı kaldım yoksa ben? Evde mi kaldım Hüseyin hocam, ne yapacağım diyenler. Ya güzel dualarla dua edeceğiz. Tabii nasibimizi arayacağız bir yandan. Allah'ım iyi insanlarla, salih insanlarla karşılaştırsın. Helal süt emmiş, kalbinde merhamet olan insanlarla karşılaştırsın. Resulullah'ın sünnetlerinden birisidir nikah. Müslüman kendini haramdan sakınmak için hayatını en güzel şekilde yaşamayı sağlayan en önemli etkenlerden birisi evliliktir. Kur'an'da bir sürü ayet var. Nikahlanın, evlenin, değil mi? Ya sizden diyor وَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ sizden emriniz altında olanları, çoluk çocuğu, çalışanlarınızı, işte o günkü şeylerde, sistemde cariye şey, kölelerinizi, imkanı olanları azat ediyor. Adam evlendiriyor. Veya kendi evladını, bekarını evlendir. Eğer diyor onlar fakirlerse يُغْنِيهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah onları fazlıyla zengin kılar. Korkma. Yeter ki iyi bir insan çıksın karşınıza. Allah'ım iyi insan çıkarsın inşallah. Kim diyor evlenirse imanının yarısını tamamlamış olur. Kalan diğer yarısı hakkındaysa Allah'tan korksun. Hadis. Şimdi artık görücü usulü evlilik de var ama birçokları da böyle evleneceği kişiyi kendisi tanıyor, tanışıyor. Ondan sonra severek evlendik diyor. Aşık olduk birbirimize diyor. Ondan sonra evleniyorlar. Büyükler devreye giriyor. Ve oluyor. Her iki evlilik yolunda olabileceği gibi ama daha çok severek kişilerin buldukları evlilik süreçlerinde tarafların hayırlı olup olmadığını bilebilmek, anlamaya çalışmak önemlidir. Şimdi hayırlı bir evlilik yapmak için, hayırlı bir evlilik yapmak isteyen kimselerin kısmetlerinin açık olması için okunması tavsiye edilen dualar dedik. Bekarlıktan kurtulmak isteyip gönlüne böyle evlilik düşüncesini yerleştirmiş olan bir kimsenin artık evlilikte böyle güzel dua tavsiyeleri üzerine böyle teheccüdlere falan kalkıp geceleri Allah'a dua etmesi çok faziletli olur, biliyor musun? Allah'a karşı gerekli tesbihatlar yapıldıktan sonra peygamberimize salatü selam getirildikten sonra duaya başlarsın, münasiptir yani. Daha münasip. Duada en önemli olan şey ne biliyor musun? İçten ve samimiyet olduğu unutulmamalı. En önemli şey duada. Gerçekten kalbi bir şekilde, hatta böyle gerekirse ağlayarak dua etmek çok kıymetlidir. Ya Rabbi, bu kısmetim eğer hayırlıysa bana eşim olsun. Benim eşim olsun. Eğer bana hayırlı değilse o kişiden beni soğut ya Rabbi. Bu durum için ben seni vekil ediyorum ya Rabbi şeklinde mesela örnek bir dua edilebilir. Devamlı bir şekilde yapılan bu gibi dualarda kısmetin gerçek mi, hayal mi olduğunu Rabbim her şeyin en iyisini bilir düşüncesiyle tevekkül ederek Allah'a bırakın. Yüzün kıbleye dönük bir şekilde yapılması önerilen dualarda evlilik için tavsiye edilen dualara baktığımızda kardeşler, önce iki rekat bir hacet namazı kılarsınız. Evlilik üzerine. Bu iki rekat namazı Allah rızası için kıldıktan sonra değerli kardeşlerim geliriz dualara. Ne okuyacağız dualardan? 7 tane Fatiha. 7 Fatiha. 7 İhlas. 7 Felak. 7 Nas. Ve bir Ayetül Kürsi. Daha söyleyeyim mi? 7 Fatiha, 7 İhlas,
7 Felak, 7 Nas, 1 Ayetül Kürsi. Okuruz. Ondan sonra namazdan sonra da ya Rabbi kalbimden geçenleri en iyi sen bilirsin. Hem yüreğimi hem ellerimi sadece sana açtım. Ne olur Rabbim hem yüreğime merhamet et hem de kalbime mutluluk esintileri nasip et. Allah'ım biz aciz kullarına her türlü nimetten sınırsızca veren yüce merhametin iltica yaparak indirmiş olduğun Fatiha suresinin, İhlas suresinin içeriğindeki sonsuz feyzinden ve bunların mana hazinesinden medet umarak, sana sığınarak senden duamın kabulünü diliyorum ya Rabbi. Kısmetimi açmanı ve hakkımda hayırlı olan evliliği bana nasip etmeni niyaz ediyorum ya Rabbi diye dua edebiliriz. Mesela Müslümanların diyor bayramı, Cuma günü. Bak gerek ibadetlerde gerek önemli olayların gerçekleştiği günlerin gerçekleşmesiyle oldukça kıymetli olan bir gündür Cuma. Yani öyle bir vakit var ki diyor o vakte denk düşen duaları Allah geri çevirmez. Bir evlilik için dua eden kimsenin Allah'ın izniyle muradına ermesi sağlanabilir. Cuma günü abdest alırsın. 2 rekat bir tevbe namazı. Ondan sonra 18 tane Cuma suresi. 18 tane Cuma suresi. Kardeşler okuyun. Bunun haricinde evlilik için kısmetlerin açılması için mesela her gün şu duanın okunması da tavsiye ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. 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 Anlamı ne bu duanın? Anlamı ya Rabbi, Rabbim bana indireceğin her hayra çok muhtacım ya Rabbi. Bu duayı da günlük okuyabilirsiniz inşallah. Rabbim bekar kardeşlerimi iyi insanlarla karşılaştırsın. İnşallah yuvalarınıza huzur versin. Evlilik hazırlığı yapan kardeşlerime iyi geçim versin. Evli kardeşlerime iyi geçim versin. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Ülfet muhabbet ihsan eylesin değerli kardeşlerim. Rabbim Teala dualarımızı kabul eylesin. İnşallah videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayalım değerli kardeşler. Abone olmak ücretsiz. Çaylar şirketten. Selamun aleyküm ve rahmetullah.